3 yüzük Nordlara, 7'si Vaegirlere ve 9 yüzük ise Svadya ırkına verilmiştir. Bu yüzükler bütün ırklara hükmedecek gücü muhafaza etmekteydi. Fakat içten pazarlıklı göt veren Kuan, gizlice tek bir yüzük yapmıştır. Ve bu yüzük bütün yüzüklerin ammına koyacak olan, hükmeden tek taşak yüzüğü olacaktır. Kuant'ın bütün kin ve öfkesine sahip olacak özelliklerde olacak olan bu yüzük sayesinde, Kuant, Orta Dünya'da herkesi sikertme kebabı yapacaktı. Onu kimse mağlup edemiyordu, yüzüğün gücü bastırılamıyordu. Bir savaş sırasında Svadya'nın kralının oğlu olan Harilaus, babasının kılıcını alır ve Kuant'ın taşağını bu kılıç ile keser. Ve yüzük Kuant'tan çıkar. Böylelikle, Kuant mağlup edilir. Harilaus'a geçen yüzük yok edilmeliydi ama Harilaus beyinsiz piç, bunu yapmadı ve yüzük Harilaus'un orospu çocukluğu yüzünden ölümüne sebep olmuştur. Ve bu ölümden sonra yüzük bir nehrin derinliklerinde yıllarca sırra kalem basacak şekilde yok olmuştur. Ve zamanı geldiğinde, yüzüğü Ceremus isminde bir yaratık bulmuştur. Ve taşak yüzüğünü yıllarca karanlık mağaralarda saklamıştır. Ceremus'tan sonra, taşak yüzüğü, Çapulcu ismindeki bir hobbite geçmiştir. Artimenir, Çapulcu'nun yaş gününde, harabelere gelmiştir. Ve bu sırada yolda Butterlord ile karşılaşır. Sonrasında Çapulcu'nun evine gider. Ve akşam doğum gününe gideceklerdir. Doğum gününde bütün harabe eğlenirken, parti sırasında Çapulcu, artık yeniden yalnız başına maceralara atılmak için ortadan kaybolur. Ve bu kayboluşunun nedeni, taktığı taşak yüzüğüdür. Bu durumun farkında olan Artimenir, Çapulcu'nun bu maceraya çıkmadan önce, yüzüğü bırakmasını ister. Ve bu olaydan sonra, eve gelen Butterlord'da kalacaktır taşak yüzüğü. Sonrasında güç yüzüğü ile ilgili, bilgi toplamaya giden Artimenir, tehlikenin yaklaştığını anlar. Ve geri dönüp Butterlord'u harabeden uzaklaşması için, yanında gergin görünüşlü adam ile birlikte, Nordların diyarı olan, Ayrık Göt Vadisi'ne gönderir. Bu sırada Kuantiye'nin yanına giden Artimenir, Kuantiye'nin artık Kuant'ın etkisi altında olduğunu görür. Ve Kuantiye, Artimenir'i kulesinin tepesinde hapsederek, türlü tecavüz ve işkencelere maruz bırakır. Sonrasında Artimenir'in kadim dostları kavgacı sarhoşlar, onu buradan kurtaracaklardır. Bu sırada, yola çıkmış olan Butterlord ve gergin görünüşlü adam, yolda, Sikkin ve Peri ile karşılaşır. Ve artık onlar da bu yolculuğun parçası olacaklardır. Sonrasında bu hobbit dörtlüsü, Kuant'ın adamları olan Kunteperler, yani yüzük taytları ile karşılaşırlar. Ve hobbitlerin yerini bulan Kunteperler, Butterlord ve arkadaşlarını kovalamaya başlar. Yakalarlarsa, zın 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 zın. Kunteperlerden kaçan hobbitler, gece kalmak için bir hana ulaşırlar. Ve burada kralın oğlu Lezalit ile tanışırlar. Lezalit, bu yolculuk boyunca onlara yardım edecek ve Kunteperlerden hobbitleri koruyacaktır. Ayrık Göt Vadisi'ne yolculuk esnasında, Kunteperler tarafından yaralanan Butterlord, Lady Catherine sayesinde Ayrık Göt Vadisi'ne ulaşır. Sonunda Butterlord ve arkadaşları Ayrık Göt Vadisi'ne gelmiştir. Ve yüzüğü sağ salim gereken yere ulaştırmışlardır. Yüzük burada geçici olarak güvendedir. Ve Vaegir, Svadya ve Nordlardan oluşan bir konsey yüzüğün Ayrık Göt Vadisi'nden gitmesine karar verirler. Ve bunu görevi yine geri zekalı, her sikke atlayan Butterlord üstlenir. Bu yolculukta ona, Hobbit arkadaşlarının yanında Lezalit, Artimenir, gergin görünüşlü adam, kavgacı sarhoş ve köylü çiftçi eşlik edecektir. Yüzüğü, Kuant'ın mekanı olan Morgöt'e gidip, Hüküm Dağı ateşlerine atmaları gerekmektedir. Ve bu yolculuk esnasında yüzüğü sadece Butterlord taşıyacaktır. Böylelikle, taşak yüzüğü kardeşleri olarak sayılan bu grup yola çıkar. Ve yolda Kuantiye'nin saldırılarına maruz kalınca, yerin altındaki bir Vaegir diyarından yollarına devam etmeyi uygun bulurlar. Fakat, buradaki bütün Vaegirler ölmüştür. Ve içeride onlara binlerce bozkır haydutu, grup tecavüz hazırlığındadır. Sonrasında onlardan kurtulmayı başarırlar. Fakat bu sefer de Artimener'i kaybetmişlerdir. Yeraltının dev iblisi, Artimener'i kırbacı ile düştüğü karanlık uçuruma çekmiştir. Ve Artimener için, yarrağı yeme zamanı gelmiş, çatmıştır. Bu olaydan sonra, yer altındaki bu alandan dışarı çıkan ekip. Sonrasında ormanın Lady'si, Lady Ymira'nın yanına giderler.
Lady Ymira'nın yardımlarından ve Butterler'da ışık saçan bir şişe verdikten sonra Taşak Yüzüğü Kardeşliği ekibi buradan ayrılır. Ve gittikleri bölgede köylü çiftçi arzularının esiri olarak yüzüğü almak için Butterlord'a saldırır. Ve bunun üzerine Janiler gelir, sonrasında köylü çiftçiyi çevirme yapıp sikerler. Butterlord, gergin görünüşlü adam ile birlikte bu yolculuğa yalnız devam etmek için bir kayığa binerler. Ve Janiler tarafından kaçırılan Sikkin ve Peri'yi bulmak için Lezalit, kavgacı sarhoş ve deniz yağmacısı beraber yolculuğa çıkarlar.